Nasıl? İyi pişmiş mi etler? Son müdahalemin sayesinde yanmadığı için. Yani şanslıyız tabii. Ya tamam ya tamam. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. He, afiyet olsun. Evet, çok güzel olmuş. Bir de şimdi böyle bir yerde yiyoruz ya, bence daha lezzetli. Aşkım, sen üşüdün mü bakayım? Birazcık. Dur, ben sana hemen bir şeyler getireyim. Hayatım, sen üşüdün mü? Niye? Sen de mi benim üstüme bir şeyler getireceksin? Hayır. Direkt ben sarılacağım sana. Ya tamam, boğma ama. Tamam. kızlar, bizim size bir sürprizimiz var. Ne oluyor ya? İşte ay, korkmaya başladım şu anda. Birazdan görürsünüz. Aslında burada olsan, gözlerime bir baksan, o küçük dünyam büyürdü belki. İşe yaramayan sözler yok olup giderdi bir kara deliğin içinden. Bir sabah uyandığında, hani geç kaldığında, o küçük tatlı telaşına yeniden aşık olabilirdim. Öpücüklere boğabilirdim. Ama küçük şeyler, hep o küçük şeyler. Her zaman büyük balık, küçük balık. Ama aynı hikaye, hep o hikaye. Hadi durma durma, dokun. Korktuğun karanlık sulara. Hadi durma, durma, dokun karanlık sulara. Kanka, sesi gerçekten çok iyiymiş. Ya çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık canım. Ben söyledim size, benim sevgilimin sesi güzeldir diye. Evet, çok güzelmiş. Ve siz artık bir single falan çıkarırsınız. Single mı? Olabilir. Single olabilir. Vallahi olur. Gerçekten mi? Ya bu akşam bize yaşattıklarınız için size çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ne yapalım? Hadi yatalım mı artık? Ay, bence de yatalım artık. E hadi o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Ay, iyi geceler. Ya çok güzeldi her şey değil mi? Evet Gonca. Ama asıl eğlence şimdi başlıyor.
Ay çok fenayız biz ya. Ama hak ettiler Aslı. Yani akılları sıra ayı var, kurt var diye bizimle aynı çadırda kalacaklar. Şimdi onlar düşün. Ne diyorsun, başlayalım mı? Kanka, biraz daha bekleyelim. Tamam, doğru, doğru. İyice uykuya dalsınlar, böyle uyku sersemiyle daha çok korkarlar. Kanka, oğlum biraz bekle dedim ya. Ben yapmadım ki. Nasıl ya? Ha, buradan gelmiyor ses, ben yapmadım. Uyuyor muydunuz? Evet. Ya biz bir ses duyduk da korkmuşsunuzdur diye size bir bakalım dedik. Yok. Biz bir şey duymadık. He. Şey. Bir şey diyeceğim ben size ama korkmayın. Bak korkmak yok. Tamam mı? Ne olursa olsun. Galiba ormanda ayı var. Ne? Ayı mı var? Ne? Ne ya? Ne ayısı ya? Kutup ayısı, kutup ne ayısı, ne ormanda yaşayan ayı işte bildiğin, böğürüyor. Ya Erdem, hani ormanda ayı yoktu? Yoktu. Ya bir dakika, bir dakika, bir şey diyeceğim. Siz şimdi gerçekten bir ses duymadınız mı? Ay hayır aşkım. Siz çadırınıza dönün. Yine bir şey duyarsanız seslenin, biz geliriz. Korkmayın. Ha, sağ olun ya. Biz de ses duymuşsunuzdur, korkmuşsunuzdur diye bakalım dedik sadece. He. Neyse neyse, tamam. İyi geceler. İyi geceler. Ay çok korktular ya. Vallahi seninkini bilmiyorum ama Erdem bayağı tırstı. Yok yok, Burak da korktu. Baksana çok belliydi. Neyse. Onlar nöbetteler zaten. Biz yatıp uyuyalım. Ay, yazık ya. Bunlar şimdi o korkuyla uyuyamazlar. Ya doğru söylüyorsun. Şimdi bunlar sabaha maymun gibi olurlar. Arabayla falan geçeceğiz bir de yarın. Ya iyi, tamam tamam. Ama son bir numara daha var. Lütfen ses etme. Ya tamam. Geldi, vallahi geldi. Sakin ol, sakin ol. Ses etme. Nasıl etme? Geldi ya. Kanka geldi. Kanka bak, kızları alıp buradan hemen topuklayalım. Anladın mı? Yürü. Ay aşkım, inanmıyorum, bembeyaz olmuşsun. Hı? Ya bir şeyim yok, korkmadım. Aşkım iyi misin? Çok mu korktun? Ha, sizin bu yaptığınızı eşek şakası derler ama. Sizden öğrendik. Ya. Neyse, hiç korkmaya gerek yok. Çünkü gördüğünüz gibi ayı falan yok. Rahat rahat uyuyabilirsiniz. Hadi siz çadırınıza dönün de uyuyun. Hadi. İyi geceler.
Valla ne güzel oldu ha. Çok eğlendik. İyi ki de geldik ya. Temiz havada cabası. Gerçekten aşkım. Her şey çok güzel. Özellikle ayıların karşısındaki asaletiniz, cesaretiniz bizi çok etkiledi, çok. Ha gülün siz gülün. Gerçek olsaydı böyle gülebilecek miydiniz acaba? He. Benim aşkım çok cesur ya. Deveyi, danayı yere serer o kadar cesur. Aslı. Her şey ne kadar güzeldi. Şimdi gerçek dünyaya dönmeden. Ya ne olacak ya? Yine geliriz. Biz en iyisi Erdemciğim, bir an önce kahvaltımızı yapalım da pastanemize dönelim. Bir bakalım şu Defne ne yaptı? Ortalığı birbirine mi kattı, dağıttı mı, işleri halledebildi mi? Hayatım niye ortalığı karıştırsın? Kız kocaman yetişkin bir canlı. Niye ortalığı karıştırsın ki? Değil mi kan? Sevgilini görmeye gitsene. Gidip gör ki ben de hakkında ne var ne yok öğreneyim. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel vakit geçirdim. Ben de aşkım. Şirkete geçeceğim. Sen pastaneye gidecek misin? Evet. E tamam ben bırakırım seni o zaman. Hemen çıkarız değil mi? Üstümü değiştirip eşyalarımı bırakacağım sadece. O zaman yarım saat sonra burada buluşuruz. Tamam. Kızı evine bırakıyor sanır. Yok artık. Burak. Aşk olsun oğlum sana. Yani gerçekten aşk olsun. Ne oluyor anne? Ay oğlum bir de soruyor musun? Yani neredeydin dün akşam sen? Yoksa o garson kızla mı buluştun yine? Hayır anne. Okuldan eski bir arkadaşımla buluştum. Sohbet uzayınca da onda kaldım. Ay bak doğruyu söylüyorsun değil mi Burak? Anne. Ay, tamam tamam ay. Oh neyse. Ayrıca hayati bir önemi varmış gibi ondan garson kız diye bahsetmeyi bırakır mısın? Burak'cığım sen ne diyorsun Allah aşkına? Daha yeni o kız yüzünden başın derde girmedi mi? Yani yaşadıklarından hiç mi ders almayacaksın? Anne. O kız yüzünden başım derde falan girmedi. Bunu sana daha kaç kere söyleyeceğim ya? İkide bir bu konuyu açmandan da çok sıkıldım artık. Burak, nereye oğlum? İşe gidiyorum anneciğim, işe. Bu arada eğer garson kızla tekrar görüşmeye başlayacak olursam... ...sen de bunu kabul etmeyi öğreneceksin artık. Tabii bana gerçekten değer veriyorsan. Burak, bir dakika durur musun? Thank you.
O nereye varacak? Bulabildin mi? Evet. Ne buldun? Çabuk anlat. Emin olmaya çalışıyorum Çağla. Birazcık sabırlı olursan. Uyuz işte. Uyuz. Seni bu yüzden seviyorum. Senin yanında kendimi hiçbir şey yapmak zorunda hissetmiyorum. İçimden ne geliyorsa o. O kadar rahat, o kadar huzurluyum ki. Birlikteyken konuşabildiğimiz kadar susabiliyoruz da. İşte bu sessizlik benim için çok kıymetli. Benim için de öyle. Resmen dinleniyorum seninle. Seni hiç bırakmayacağım. Biliyorsun değil mi? Çağla, kızın nerede yaşadığını buldum. Nerede? Nerede yaşıyor? Vallahi söyleyerek sürprizi bozamam. Gelip alıyorum seni.